Ama kendi akrabalarından biri geldiği zaman ya da birinin yanına gittiğimiz zaman hani şeyim ben böyle taç fırın erkeğin pozlarını takınıyor. Ne Nasıl diyeyim yapıyor mesela? geçeriz de. Örnek versene bana. Ne yapıyor? Erkekmiş o. Erkek dediğin hani yardım etmezmiş. Yatakta mesela ben yatarken geliyor sarılıyor. Ondan sonra barışmış oluyor. Bir özür dilemek, bir gönül almak yok. 10 senedir ben bu gönül alma Ama işini bazı hiç yaşayamadım. erkeklerin dili özür dilemeyi yatakta başarabiliyor. Merhaba, 67 bin takipçili Instagram sayfam çalındığı için yeni Instagram sayfası açtık. Bu Instagram sayfasının adı İnci Yeşilyurt Official. İnci Yeşilyurt Official adresinden, DM'den bana isim değil, rumuzunuzu ve telefon numaranızı gönderdiğiniz takdirde sıraya gireceksiniz. Sizi tek tek arayacağız. İnci Yeşilyurt Official Instagram adresinden, DM'den rumuzunuzu ve telefon numaranızı bekliyorum. Merhaba, Instagram DM'den bana rumuzunu ve telefon numarasını gönderenleri tek tek aramaya devam ediyoruz. Ama hepsinden önce ne yapıyoruz? Kanalımın altındaki balona tıklayarak İnci ablanıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bugünkü rumuzumuzun ismi gerçekten enteresan. Soracağım da yani. Rumuz İnci abla çözer. Enteresan. İnci abla çözer. Sonra ne olmuş bu? İnci abla çözer. Patron çıldırdı. Evet. Efendim. Merhaba, Rumuz İnci abla çözerle mi görüşüyorum? İnci Yeşilyurt arıyor. Ablacığım benim. Ay, neden İnci abla çözer? Dur soracağım da. Görüşmemiz YouTube'dan yayınlanacak. Kabul ediyor musunuz? Evet ablacığım ediyorum. Peki. Niye İnci abla çözer? Bu kadar mı güveniyorsunuz bana? O kadar güveniyorum ablacığım. Ben seni devamlı takip ediyorum. Ay, Kıyamam. güveniyorum. Ablam gibi görüyorum. O kadar da çok seviyorum. Kıyamam sana. Ne yaşıyorsun? İnci ablacığım ben 10 senedir evliyim. Tamam. İki tane de çocuğum var. Allah bağışlasın. 30 yaşındayım. Gencecik. Evet. Hani evliliğimizde her şey güzel gidiyor çok şükür. Bir Evet. sıkıntımız yok. Bu zamana kadar beni hani aldatma olayı olmadı. Bir şey olmadı çok şükür. Tamam. Çok güzel geldik bu zamana. Ama bizim iki sorunumuz var. Evet. Bir tanesi çok küsüyor. Çok küsüyor. Ben evet İnci ablacığım bu huyunu bir türlü ben bitiremedim. 10 senedir bu huyunu unutturamadım. Ben de aksine hiç küsmeyen bir insanım. O yüzden ben çok bunalıyorum tükürdüğü zaman. O Küstüğü böyle bir zaman böyle huyu kalbin var. daralıyor gibi hissediyorsun, değil mi? Çok kötü hissediyorum kendimi. Şu küslük bitsin diye ilk adımı atıyorsun. Önce atmamaya çalışıyordum ama hani bir yere kadar. Bir gün Evet. falan zaten zor dayanıyorum. Sonra edemiyorum, gidiyorum ben konuşuyorum. Ne yapıyor o Yani o da zaman sen herhalde. konuştukça? Valla bir gün sonra falan gidersem eğer hani şey yapıyor. Nasıl diyeyim? Daha sinirli olduğu için bana karşılık vermiyor. Sonra hani şey yapmıyor, yüz vermiyor. Hala çok sinirli oluyor. Bilmiyorum bakışlarıyla bir anlatıyor bana hani. Ondan sonra hani aradan 2 gün falan 3 gün geçtiyse de hani ben gittiysem biraz naz yapıyor. Naz yapıp sonra barışıyor. O kadar. Kız mı bu ya, naz yapıyor? Vallahi bilmiyorum İnci ablacığım. Benim bildiğim kızlar naz yapar. Kızlar küser. Hani Bu genel olarak. en çok neye Bizde de küsüyor böyle? Ne oluyor da küsüyor? ne oluyor da küsüyor? En son küstüğünü anlatayım size İnci abla. Dışarıya çıkıyordu. Hani biliyorsunuz pandemiden dolayı yasaklar Evet, falan var. evet. Ben çıkıyorum dedi. Biraz dedi dolanacağım arabayla falan dedi. Dedim ki biz de gelelim mi dedim. Ondan sonra yok dedi. Siz gelmeyin dedi. Yasak var dedi. Normalde biz siz çıkmaz. Hani beraber gezer beraber Evet. geliriz. Evet. Ben de şaka yaptım. Sen dedim hani iyi alıştın böyle bekar gibi gezmeye falan dedim böyle. Ama şaka yaptım. Ciddi de demedim. Buna küstü kapıya kapadı gel içeri girdi. Alındı Gitmiyorum galiba. dedi. Bu kadar. Bunun üstüne küstü İnci abla. Bir de şöyle bir huyu var. Hani yaptığım yemeği yemiyor.
benim olduğum odaya girmiyor. Resmen bana düşman oluyor ikili. Eskiden benim kocam da yapardı. Şimdi düzeldi. Anlatırım sana onu ben nasıl çözeceğimi. Ay inşallah İnce ablacığım. En büyük sorunum bu yemeğimi inşallah. Yemeğimi yemezdi. Böyle en ufak bir şeyde yemeğimi yemezdi. Dedim aç kalıyor. Evet. Aç kalırdı. Aslında kendilerini cezalandırıyorlar. Ha. Öyle ama hani. Otur sen şakır de... şakır ye. Ha. Ben de kendime yediremiyorum. Hani böyle bana düşman gibi davranmasını, bakışları bile böyle çok sert bakıyor. Hani normalde bana kıyamayarak bakan bir eş. O küstüğünden itibaren ben düşman oluyorum onun için yani. Böyle yani, söyleyeyim. Diğer ikinci probleminiz ne? İkinci problemimizde şöyle bir şey var İnce abla. Evdeyken benim kalbimi kırmaz, gözümü kırmaz, dilediğimi kesmez. Ama kendi akrabalarımdan biri geldiği zaman ya da birinin yanına gittiğimiz zaman. Ha. Hani şeyim ben böyle taş fırın erkeğin pozlarını takınıyor. Ne yapıyor mesela? Şeylesen, örnek versene bana ne yapıyor? Örnek vereyim size. Abisi geri gelmişti. Onların yanında hani normalde bu zamana kadar hep arkamdaydı. Kimseye bana laf söyletmedi. Ben de kimseye zaten terbiyesizlik yapmadım. Öyle olmalı. Saygısızlık yapmadım. Ailesini ailem bildim. Hani çok bir şeyler yaşandı ama arkamda durdu sağ olsun. Ama abisine o gün dedi ki ya dedi hani dedi el kızı gelir gider dedi sen annene babana sahip çık dedi böyle yaptı. Ha. Ben o gün çok kötü oldum. Mesela biri geldiği zaman bir şey söylerim ya beni küçük düşürüyor yani. Ne bileyim bir şaka yaptığıma gülmüyor küçük düşürüyor. Ben söylediğimi böyle tersliyor küçük düşürüyor. Hı. Diyorum neden böyle yapıyorsun diyorum. Hani evdeyken güzel anlaşıyoruz. Neden insanları yanıma beni böyle küçük düşürüyorsun diyorum. Ben öyle bir şey yapmadım diyor. Sen de bir şey takıntı yapıyorsun diyor bak. Belki de yapmıyor. Biz alınganlık gösteriyor olabilir miyiz? Bunu da düşündüm İnce abla. Acaba ben mi çok alınganım dedim. Ondan sonra hani devamlı kendimi de takip ettim. Bir şeyleri aldırmamaya çalıştım. Bir şeyleri görmemeye çalıştım. Ama ne yapıyor biliyor musunuz? Beni nasıl diyeyim? Hani onların yanında bana iyi davranınca sanki light erkek olmuş gibi hissediyor kendini. Ay, ben light, bunu çözdüm hayır, artık. Light erkek olsa ne oluyormuş? Erkekliği mi bitiyormuş? Erkekmiş o. Erkek dediğin hani yardım etmezmiş. Erkek dediğin kim demiş hani, bunu kim uydurmuş? Erkek gibi davranırmış. Hayır. Ya aileden gördüğü, şimdi o bahsettiği erkek şey olmuyor. Odun oluyor, odun. Evet, yani erkek karısının gönlünü her ortamda yapabilene erkek denir. Kesinlikle. Diğerine af buyurun odun denir. Kesinlikle yani öyle oduna inşallah. Da biz erkek demiyoruz. Evet. Değil mi? Özellikle karını, kocanı başkalarının yanında översen sen yücelirsin. Tabii ki. Peki sen bunları bu rahatsızlıkları söylediğinde inkar ediyor anladığım kadarıyla. Sorun orada İnce ablacığım hiç konuşamıyoruz. Peki. Sanki karşımda bir tane duvar var. Ben o duvarın arkasına geçemiyorum. Şu son olayda ben aileyi hiç aramamıştım bu zamana kadar. Evet. Hiç küstüğümüzden bahsetmemiştim. Kavgamızdan bahsetmemiştim. Artık ben 10 senede öyle bir duruma geldim ki hani dayanamıyorum artık. Dedim tamam senin geçim etmeye gönlün yoksa ben o zaman annemgile arıyorum dedim. Ya bitecekse bitsin. Hani bitti gözümde artık. O kadar o duruma geldim. Burnum kanadı, sinirlerim iyice yıprandı. Sonra annemi aradım, babamı aradım. Sonra onlarla konuştuk. Dedi kızım tamam sen sakin ol. Gelelim konuşalım bir bakalım falan dediler. Hani eşimi istedi. Anne dedim şimdi vermeyeyim. Hani sinirlisiniz. Hani gönüller kırılmasın. Hı hı. Ondan sonra gelince konuşalım dedim. Ben böyle deyince babamın geleceğini bildiği için hani yumuşamaya falan başladı. Sonra yarına iyice yumuşamaya, barışmaya başladı. Barışması da özür dilemek falan yok İnce ablacığım. Sadece sanki biraz hani poz yapıyor gibi. Bak baban gelince hemen yumuşamaya başladı. Ha öyle. Yatakta mesela ben yatarken geliyor sarılıyor. Ondan sonra barışmış oluyor. Bir özür dilemek, bir gönül almak yok. 10 senedir ben bu gönül almayı ama bazı hiç erkeklerin dili özür dilemeyi yatakta başarabiliyor. Bazı erkeklerin dili öyledir. Hemen de öyle kötüden yormayalım. Belki de bilmiyorum. Ben böyle hissediyorumdur belki de. Olabilir. Sadece yatakta yani bazı var erkeklerin dili ablacığım. Öyle gelip, maalesef yavrum. Gelip özür dilemiyor yani. Anladım. Peki, onun özür dilemesi yatakta. Anladım. Bu iki konuda ne yapacağını sen telefonu kapattıktan sonra ben söyleyeceğim. Bunları uygula çok lütfen. Uyguladığında çok rahat edeceksin inşallah. Çok sağ olun. Bütün güzel çok günler sizlerin olsun. Sağlıkla çok kalın. Sağ Allah'a emanet olun. Evet, Rumuz İnce Abla Çözer'i dinlediniz. Eşiyle aslında hiçbir problemleri yok. Ufak tefek problemleri var. Şimdi bazı evliliklerde erkeğin küsme gibi
abuk bir problemi var. Abuk yani. Çünkü biz kadınlar erkeği şöyle tanımlarız kendi kafamızda. Her ne olursa olsun konuşabilen. Her ne olursa olsun konuşabilen. Bakın tekrar ediyorum. Biz kadınlar erkeklere o zaman saygı duyuyoruz. Her ne olursa olsun konuşabilen. Ama erkek küstüğünde o bizim gözümüzde bir çocuktan farksız oluyor, bir ergenden. Ergenle de kadın olarak iletişim kurmayı pek sevmiyoruz bu durumlarda. Bedeni büyümüş, içi ergen gibi görüyoruz. Yani gözümüzde değeri düşüyor. İşte yemeğini reddetmesi, yatağına gelmemesi vesaire. Bir kere şöyle diyeceksin ona, evli kaldığımız müddetçe her ne olursa olsun Allah'ın bize sunduğu nimettir yemek. Yemek Allah'ın bize sunduğu bir nimettir. Nimet küste olsan, tartışmış da olsan reddedilmez. İki, yatak ayrılmaz. Yatak ancak çok büyük bir şeyde, çok büyük hastalıklarda, çok vefatta ayrılır evlilikte. Bir yastıkta kocanın lafı oradan gelmiştir. Yani sen aslında tepkini bana değil, Allah'ın verdiği nimete gösteriyorsun. O yüzden benle konuşmasan bile oturup o yemeği yiyeceksin, o günaha girmeyeceksin diyeceksiniz. İki, küs kalma konusunda da şunu söyleyeceksiniz. Sen benle küs kaldığın zaman farkında değilsin. Ben sana her geldiğimde saygım, sana olan saygım geriye gidiyor. Ve böylece bizim aramız iyi olduğunda da ben senin dediklerini biraz kulak arkası etmeye başlıyorum. Bu benim elimde değil. Kadın dünyası öyledir diyeceksiniz. Ama sen küsmek yerine konuşmayı tercih edersen benim sana karşı saygım azalmayacağı için iyi olduğumuz zamanlarda da sana saygısızlık içeren düşünceler aklımdan geçmeyecek. Bu yüzden bence kendini kontrol edip küsmemeyi başarırsan senin saygınlığın korunacak, benim değil diyeceksin. İkinci adım, erkeğin ve kadının birbirine karşı toplum içinde görevleri vardır. Yani sizin ikinizin dışında çocuk bile olsa yanınızda artık toplum demektir bu. Ve anneler, babalar, akrabalar, her kim olursa olsun onların yanında siz temsil ettiğiniz o soyadına uygun birbirinize davranmak zorundasınız. Erkek kadına, kadın erkeği yücelten konuşmalar yaptığında, destek veren konuşmalar yaptığında sadece kendinizin değil tüm ailenizin saygınlığı artar. Bu yüzden eş demek erkek veya kadın olsun toplum içinde de birbirini yücelten, motive eden, öven, onunla gurur duyduğunu belli eden, evin içinde tartışmış bile olsa dışarıya belli etmeyen kişilerdir. İşte o zaman başarılı aile gelir. Bunu lütfen eşine aynen aktaracaksın. Bugünlük yayınımız bu kadar. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Aman kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.